بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Muhterem hocalarım, kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah Azze ve Celle'nin selamı üzerinize olsun. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kur'an-ı Hakim bize enbiyadan bahsediyor. Onların duruşları, onların mücadele hayatları Müslümanların dünyasında farklı zamanlarda tezahür eder. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim'i anlatır. Yalnız başına Nemrud'a karşı direnen peygamberi anlatır Aleyhisselam'ı. Sizler ümmetin en doğusunda, yalnız başına Çin zindanlarında Nemrud'un karşısında direnen Hazreti İbrahim gibi Kur'an-ı Hakim'deki şu ayeti dünyaya ilan ediyorsunuz. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ey Çin! Senin orduların olsa, denizde donanmaların olsa, filoların olsa, biz buralarda 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın yalnız bıraktığı müminler olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi putlarının önünde eğilmeyecek Allahu Ekber diyenler Maun'un kızıl çocuklarına teslim olmayacak. Diyoruz ki اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ey Mao, Maun'un çocukları, size de taptıklarınıza da ilahlarınıza yuhusun diyoruz. Kardeşlerim, siz Çin eşkıyasının, Çin haydutlarının, Çin seddiyle durduramadığı kahramanların evladısınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ashabını kuşatmışlardı. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Diyorlardı ki müşrikler, münafıklar, dinsizler kopup geldiler. Aynı safta durup geldiler. İslam'ı ortadan kaldırmaya geldiler. Ümmetin kızlarının çarşafını çiğnemeye geldiler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. Korkun diyorlardı. 2 milyarlık Çin haydutunun karşısında nasıl duracaksınız? Korkun diyorlardı Ebu Cehil'in çocuklarından. فَزَادَهُمْ اِيمَانًا. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabının imanı dağlar gibi kükredi. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Şimdi Urumçi'de, şimdi Kaşgar'da, Kaşgarlı Mahmud'un çocukları Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı gibi diyorlar ki ey 1 milyar 800 milyonluk alim-i İslam, siz dursanız, siz sessiz kalsanız da biz Bedir'de, biz Uhud'da, biz Hendek'te Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabında, o ashabı gibi, onun ardında duranlar gibi diyoruz ki وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Ey Çin, orduların olsa da bize Allah Azze ve Celle yeter diyoruz. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bize yol gösteriyor. Nereden gideceksiniz? Nasıl yürüyeceksiniz? Bak orada dedelerinizi gördünüz. Cübbeleriyle dedelerinizi, sarıklarıyla dedelerinizi, küçük Doğu Türkistanlı Abdülsametler. O dedeleri unutmayın. Onların sarıkları, onların cübbeleri var ya,
Allah'ın inayetiyle Pekin'deki Allah ve Resul düşmanlarına 100 tane uçaktan daha fazla korku verir. Çünkü o sarıklar, o cübbeler, o nur yüzleriyle onlar küfre Bedir'in kahramanlarını hatırlatıyor. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Peygamber Aleyhisselam'ın ashabına dediler ki, bırakın, bırakın bu davayı. Münafıklar, Yahudiler, müşrikler, kafirler, aynı saftalar. Siz bunlarla mücadele edemezsiniz. Bırakın İslam davasını. Bırakın çıkarın çarşaflarınızı. Çıkarın sarıklarınızı. Şimdi aynı onu size söylüyorlar. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ Peygamber Aleyhisselam'ın öğrencileri Hendek Muharebesi'nde ahzabı, yani bütün dünyanın, küresel eşkıyanın, Allah ve Resul Aleyhisselam'ın onların önünde, ashabın karşısında durduğunu görünce وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Diyeceksiniz ki Allah bize, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize, ey ümmetin Doğu Türkistanlı kızları, örtülerinizi, çarşaflarınızı çıkarmazsanız, sarıklar başlarınızda olursa, mağaralarda anneleriniz size Kur'an-ı Hakim'i ezberletti, sizi buralara gönderdiler. Eğer Kur'an-ı Hakim'e sadakatiniz olursa, وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Diyeceksiniz ki, Allah doğru söyledi. Peygamber Aleyhisselam doğru söyledi. Eğer biz imana, eğer biz İslam'a sadakat gösterirsek, dünya karşımızda olacak, küfür karşımızda duracak. Kardeşlerim, eğer Hendek'te durduğunuz gibi durursanız, Kur'an-ı Hakim'e, Satık Burhanlara, onların sarıklarına, onların yollarına, o anaların örtülerine, hanım kardeşlerim, modacılara aldanmaz, analarınızın çarşaflarına sadakat gösterirseniz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi mükerremeden ağlayarak ayrılmıştı. Ama 8 yıl sonra İnna fetahna leke fetham mubina Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devesinin üzerinde Fetih Suresini okuyarak Mekke'ye girmişti. Hafız kardeşlerim, Abdussamad der, o mübarek kadınların evlatları, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl Medine'den 8 yıl sonra Mekke'ye döndüyse, Allah'ın inayetiyle siz alem-i İslam'ın farklı noktalarından bütün bir ümmetle Allahu Ekber diyerek Urumçi'ye, Kaşgar dağlarına döneceksiniz Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Diyeceksiniz ki hocam, 1933, 1944, iki İslam devletini yıktılar. Ruslar bir taraftan Türkistan'a girdi. Çin öte taraftan girdiler. Dünya, Mahmud çocukları, Lenin'in çocukları, Türkistan'da Allahu Ekber diyen bir mümin bırakmamak için geldiler. Ama siz buradasınız. 6 yaşında, 7 yaşında hediyelerinizle, Abdussamed'lerinizle biz ya Resulallah diyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetini selamlıyorsunuz. Diyeceksiniz ki, hocam 80 yıl oldu. Hala Türkistan hürriyetine, istiklaline kavuşamadı. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bize Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyor. Mücadelesi tam 950 yıl devam etmişti. En son Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ellerini bağladılar, ayaklarını bağladılar, Allahu Ekber demesini yasakladılar. Tam 950 yıl. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلَ وَنَهَارًا
gece gündüz tam 950 yıl mücadele etti. Mücadele edecek, usanmayacaksınız. Cenab-ı Hak bize Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Hakim'de anlatıyor ki durmayacaksınız, yorulmayacaksınız. Arap kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize, Türk-Kürt kardeşlerimize, Hindi-Afrikalı kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize diyeceksiniz ki bu dava ümmetin davasıdır. Biz Türk olduğumuzdan değil, Müslüman olduğumuzdan üzerime geliyorlar. Üzerimize geliyorlar. Çarşafımızdan, cübbemizden, sakalımızdan, mescidimizden dolayı üzerimize geliyorlar. Kardeşlerim, Doğu Türkistan'da Allahu Ekber demek yasak. Çocukların camilere girmeleri yasak. Ümmetin kızlarının örtüleriyle sokaklarda dolaşmaları yasak. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın zamanını yaşıyoruz. Eğer biz Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi mücadele edersek 950 yılın sonunda ellerini kaldırıp feda rabbahu enni mağlubun fantasir, yıkıldım ya Rabbi, yenildim ya Rabbi, karşımda 1,5 milyarlık Çin haydutları var ya Rabbi, Mao'nun kızıl çocukları var ya Rabbi, Allahu Ekber dememize müsaade etmiyorlar ya Rabbi, bizi asimile etmek istiyorlar. Doğu Türkistan'ın İffet abidesi kızlarını alıyorlar, Çinli haydutlarla evlendiriyorlar ya Rabbi. Feda rabbahu enni mağlubun fantasir. Teheccüd vakitlerinde yalvarın. Şu küçük ümmetin kızları yalvarıyorlar. Göreceksiniz. 950 yılın sonunda Hazreti Nuh Aleyhisselam ellerini kaldırıp yenildik ya Rabbi deyince فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Allah Azze ve Celle göklerin kapısını açtı. Yağmur yeryüzüne geldi. Tufan oldu. O kavim nasıl helak olduysa bu dualar yakın bir zamanda göklerin kapısını açacak. Vallahu alâ külli şeyin kadir olan Allah Azze ve Celle kudretiyle tecelli edecek. O zaman Doğu Türkistan semalarında gök bayrağının dalgalandığını göreceksiniz kardeşim. Kardeşlerim, peki ne yapalım diyeceksiniz. Ve inne cundena lehumul galibun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bizim ordumuz galip olacak. Allah'ın ordusu olmak. Peki Allah Azze ve Celle'nin ordusunda olmak neleri gerektiriyor? O orduda olmak için ne yapmak lazım? Kayıtsız şartsız bir iman, pazarlıksız bir iman, dedeleriniz gibi, onlar gibi, ecdadımız gibi, sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi Allah'a, Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme ittiba. وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ. Azdı sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Bedir'de azdılar. 313 sahabi vardı. Ama bütün varlıklarıyla Efendimiz aleyhisselama ittiba etmişlerdi. Dünya yoktu, onların ufkunda dünya yoktu. Bedir'deydiler, karşılarında 3 kat büyüklüğünde bir düşman. 180 kilometre gittiler. 3 kişi bir deveye biniyordu. Ayakları yarılmıştı. Efendimiz Aleyhisselam da devesine nöbetleşe biniyor. O halde onlar Bedir'e kadar geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Allahümme intehlike hadil asabe felen tu'bede fil ardı ebeda ya Rabbi. Biz Bedir'e, Medine'deki çarşıyı korumaya gelmedik. Biz Bedir'e, Medine'de evlerimizi korumaya gelmedik. Ya Rabbi, eğer şu Bedir'de bir avuç Müslüman burada yok olursa, bir avuç Müslüman burada şehit olursa, فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْاَرْضِ اَبَدًا.
Yeryüzünde sana secde edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi. Kardeşlerim, Doğu Türkistan'da asırlardır imanla küfrün mücadelesi var. Orada sizin dedeleriniz Bedir'de yalvaran Allah Resulü Aleyhisselam gibi, ya Rab, biz burada evlerimizi, dükkanlarımızı korumak için değil ya Rabbi. Biz eğer burada yenilirse, eğer burada yıkılırsa, şu minarelerden ezan-ı Muhammediyeler susacak. Ya Rab, eğer biz Urumçi'de, eğer biz Doğu Türkistan'da yenilirsek, semadan hilaliyle la ilahe illallahü, yıldızıyla Muhammedur Resulullah'ı temsil eden bu bayrak inecek ya Rabbi. Analarımızın çarşaflarına küfrün eli uzanacak ya Rabbi diyorsunuz ya. Kardeşlerim, göreceksiniz, sayımız az olsa da, karşımızda Çin olsa da, eğer Bedir'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı gibi Allah'a, onun Resulüne itibarımız varsa, nasıl onlar Bedir'de büyük bir zafer kazandılar, Ebu Cehil'in çocuklarını yere serdikse, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın manevi çocukları olan Doğu Türkistan'ın kahramanları, Mao'nun, Ebu Cehil'in çağdaş çocuklarını Urumçi'de vallahi hezimete uğratacaktır Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, bayramda bütün öğrenciler izne gider. Ama Doğu Türkistanlı talebeler kalır. Ne anası vardır, ne babası vardır burada. Yüzlerine baktığın zaman onların dağlar gibi bir cesaret görürsün. İman görürsün. Ellerini kimseye açmazlar. Onlar ümmetin iffetli, izzetli çocuklarıdır. Müslümanlar bulurlar, yanlarına giderler. Cep harçlıkları yoktur. Ama onlara verseniz de kabul etmezler. Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillah. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o açlıktan yürürken sallanan Ashab-ı Suffa'daki o kahramanlarını anlatırlar. Bu Kurban Bayramı'nda beraber kurban keserken sordum, Doğu Türkistan üzerine konuşuyoruz. Dedi ki, hocam böyle bizde kurbanı kesip herkesin elinde bir bıçak olmaz. Neden dedim? Bir Doğu Türkistanlı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın manevi öğrencisi, motosikletin arkasında hanımı, onunla beraber giderken Çinli polisler durduruyorlar. O kardeşimizin üzerindeki örtüyü alıyorlar. Doğu Türkistanlı kardeşim bir kasap dükkanına gidiyor. Oradan bıçağı alıyor. Çin eşkıyasında ne kadar varsa onları ile cehenneme zumara, cehenneme gönderiyor. Kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, Hazreti Amr Mısır'ı fethedecek 4000 kişilik yardımcı kuvvet istiyor. Ona 4 sahabi gönderiyor. Diyor ki, mevkifu elfi raculin, her biri 1000 adama bedel 4 adam gönderdim sana. O 4 adamla Mısır fethedilir. Allah'ın inayetiyle sizin sayınız Çinlilerden az. Ama sizi Kur'an'a hakim terbiye etti. Sizi Allah Resulü Aleyhisselam terbiye etti. Oradaki hanım kardeşlerim de Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın örtüleri var. Orada örtüsü açılınca bir kardeşimin nasıl bir Doğu Türkistanlı şu kadar Çin polisini ila cehenneme zumara yaptıysa,
bir Doğu Türkistanlı Allah'ın inayetiyle 1000 tane Mao'nun çocuklarına, adamlarına 1 tane Doğu Türkistanlı beden olduğunu dünyaya gösterecektir Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, eğer bu söylenenlere ütopya diyen varsa tarihe baksın. Allah Resulü Aleyhisselam ashabına innehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun, Allah'ın ordusu galip olacak dediğinde, bu ayet-i kerime Mekke-i Mükerreme'de nazil olduğunda sahabe-i kiram radıyallahu anhum onların başlarına kaynar sular döküyorlar. Sümeyye annemizi şehit etmişler. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, onun boynunda kement var. Mekke sokaklarında onları süründürüyor. Mekke müşrikleri onlara işkence ediyorlardı. Ama onlar bu ayetlere inandılar, bu ayetlere iman ettiler. Aradan 20 yıl geçti. Sa'd bin Ebi Vakkas kumandan olur. Hicretin 20. yılında Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh onun hilafeti zamanında alay ediyorlardı. Bunlar Mekke'de namaz kılamıyorlar. Ama peygamber bunlara dünya hakimiyetinden bahsediyor diyorlardı, öyle değil mi? Bakın, Kur'an-ı Kerim'e bakın. Ayet okuyorum size. Peki sonra? Onlar Kur'an-ı Hakim'i önce yüreklerinde yaşadılar. Sonra evlerinde yaşadılar. Sonra cemiyetlerinde yaşadılar. Tam 20 yıl sonra dünyanın en büyük devleti İran Sasani İmparatorluğunu ortadan kaldırdılar. İran'da Beyaz Saray'da Allahu Ekber dediler. Kardeşlerim, tarihe bakarsak, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerine ittiba edersek, bu ayetler bizim için de tecelli edecek. Eğer namazımızda, ümmet anlayışımızda, Peygamber Aleyhisselam'a ittiba edişimizde, hanım kardeşlerim, iffetimizde, örtümüzde, Fatımalar, Zeynepler, Ayşeler gibi olursanız göreceksiniz. Hicretin 20. yılında Allah Resulü'nün ashabı dünyanın en büyük imparatorluğunu nasıl ortadan kaldırdıysa, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri belki 10, belki 20 yıl sonra Urumçi'de, Kaşgar'da Doğu Türkistan İslam Devleti'ni vallahi ilan edecekler. Ümmet yıkılmıştı. Bağdat'ta Büveyhoğulları vardı. Müslümanlar, ehli sünnet olanlar evlerinden dışarıya çıkamıyor. Mısır'da Fatimiler var. Teheccüd namazlarını kılanları öldürüyorlar. Teravih namazı kılanı öldürüyorlardı. Neden? Bu namazı onlar diyorlardı ki Ömer radıyallahu anh Efendimiz icat etti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ona düşmanlıklarından dolayı teravih namazlarını kıldıranları, kılanları öldürüyor, şehit ediyorlar. Ümmeti İslam bir daha bu karanlık gecenin sabahı gelmez demişti ki sizin atalarınız doğudan Selçuklu kumandanı Muhammed Tuğrul Bey muhteşem ve muazzam bir orduyla Bağdat'a girmiş, Büveyhoğlu saltanatına, zulmüne son vermişti. Bir daha bu ümmet ayağa kalkamaz dedikleri an gelmişti. Haçlar vurdu, Moğollar vurdu. Bir daha Müslümanlar ayağa kalkamaz dendiği an yine Türkistan'dan Anadolu'ya gelen, Söğüt'e yerleşen Muhammed Tuğrul Bey, Bağdat'ta İslam Birliği dağıldığı an Söğüt'ün bozkırlarında İslam sancağını eline aldı. Oradan Kosova'ya, oradan Mohaç'a gitti. Vatikan'ın çocuklarına dedi ki bundan sonra İslam'la küfrün hesaplaşması Anadolu'da, Kudüs'te değil, Mohaç'ta,
Kosova'da, Varna'da olacak dediler. Ümmet ayağa kalkamaz anda, kalkamaz oldukları dediği anda ayağa kalktılar. Kardeşlerim, deseydiler ki Ertuğrul Bey şu kadar obası var, şu kadar çadırı var, şu kadar keçisi var, koyunu var, onları beklerler. Bunlar, bunun çocukları cihan devleti kuracaklar. Ümmet bunların bayrağı altında toplanacak. Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi, ümmetin kadınlarının iffetini Muhammed Ertuğrul Gazi'nin çocukları koruyacak. Ümmeti aynı bayrak altında toplayacak deselerdi, o gün insanlar buna inanır mıydı? Kardeşlerim, Ertuğrul Gazi'nin ocağından, obasından cihan devleti çıkaran Allah Azze ve Celle 50 milyonluk Doğu Türkistan'dan yeniden bir İslam devleti çıkarmaya vallahi kadirdir. Kardeşlerim, o halde ve inne cundena lehumul galibun. Allah Azze ve Celle'nin ordusu galip olacaktır. Peki evvela iman, sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kayıtsız şartsız teslimiyet. Üçüncü hamlede ümmet. Ümmet olmak. Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Hintlisiyle, ya Resulallah, Medine-i Münevvere'de, Habeşistan'dan Bilal'le, İran'dan Selman'la, Süheyb-i Rumi'yi, Kureyş'ten Hazreti Ebu Bekir'i radıyallahu anh, nasıl aynı bayrak altında topladıysan, inne hâzihi ummetukum ummeten vahide, bu ümmet peygamberiyle, bu ümmet hitabıyla, bu ümmet kıblesiyle bir ümmettir. Kardeşlerim, eğer ümmeti İslam tek ümmet olduğunu, beraber olduğunu dünyaya ilan ederse ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz, nasıl farklı ırklara mensup olanlar Bedir'de 3 kat büyüklüğündeki Ebu Cehil'in ordusunun karşısında beraber oldular, bir oldular. Allah onlara zafer ihsan etmişti. Mekke'li müşrikler Bedir'de diyorlardı ki, geldiler, mübareze yaptılar. Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem, bizim karşımıza şu adamlardan çıkar. Ensar ayağa kalktı, biz gidelim ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, olmaz dedi, olmaz, siz oturun. Ensar neden onlar istiyordu? Mekkeliler mübareze edecekler. Ensar şöyle düşündü, muhacir Mekke müşriklerinin amca çocukları, ağabeyleri, dayıları var. Onlara karşı mücadele edemezler. Kan bağları var, öyle düşünmüşlerdi. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bu mücadele ırkların mücadelesi değil, bu mücadele hakla batılın mücadelesi, bu mücadele Ebu Cehil'in karargahıyla Hazreti Muhammed aleyhisselamın karargahının mücadelesi. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kum ya Hamza, kum ya Ali, kum ya Ubeyde, kalk Hamza, kalk Ali, kalk Mekkelilerin amca çocuğu Ubeyde, kalk. Kalk, bu mücadelenin bir ırk mücadelesi olmadığını kalk söyle. Amca çocuklarınızın karşısında durun. Kardeşlerim, geçenlerde bir boks mücadelesi müsabakası vardı. Habib diye İmam Şamil'in çocuğu, Allah'a Resulüne söven bir İrlandalıyı ringe nasıl serdi gördünüz. Ben de bir şey yazdım. Ya bazıları altına bir şeyler yazmışlar. Diyor ki hocam, boks haram değil mi? Neden bu Habib'in zaferini kutluyorsun? Dedim ki onlara, evet, yüze vurma haram. Müslüman kediyi bile öldüremez. Öldüremez. Bir hayvanı öldüremez. Eğer atsa, bir kış gününde kedi kapınıza geldiyse ona bakmaya İslam'a göre memur mecbursunuz. Hayvan. Hayvana bakmaya memuruz. Ama eğer
biri Allah'a sövüyorsa, biri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sövüyorsa, Bedir'e gelmişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselam'a sövmeye gelmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselam Hamza kalk dedi, kalk. Kalk Ali, kalk. Kalk Ubeyde, sen kalk. Onlara Efendimiz Aleyhisselam Ebu Cehil'in çocuklarının yüzüne vurma diye tembihatta bulunmadı. Madem bu bir mübarezedir, madem karşıda Ebu Cehil'in çocukları vardır, madem bunlar Allah'a ve Resulüne söver, o zaman Habibler, o zaman Burahanlar, onların çocukları Bedir'de Ali bin Ebi Talip gibi, Hazreti Hamza gibi, Ubeyde gibi Maul'un çocuklarını yere serecekler Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, bunun için ümmet olacağız. Peki beşinci şart, Allah Azze ve Celle bize وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانِ اللَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا Hazreti Meryem Aleyhisselam anlatıyor. Yani yalnız başına direnen bir kadını anlatıyor. Kardeşlerim, Doğu Türkistan'ın bazı bölgelerinde erkeği kardeşimizi evinden almışlar. Zindana koymuşlar. Oğlum buradan babasını arayamaz. Annesini arayamaz. Mümkünatı yok. Babası öldüyse haberdar olamaz. Bir kardeşim bir gün derse gelmedi. Dedim nerede? Dediler ki hocam babasını şehit ettiler. Odasında. Yanına çıktım ağlıyor. Dedim ki kardeşim, Allah'ın izniyle Allah size bir cesaret vermiş. Rabbim size bir metanet vermiş. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ Sonrasında gelen ayet اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَ Ne alakası var? Bu ayetlerin ne alakası var dedim Ömer kardeşim, kaldır başını dinle bak. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ Onlara bir musibet geldiğinde, onlar babalarını, onlar annelerini kaybettiğinde derler ki ya Rabbi senden geldik sana dönüyoruz. Peki hocam, Allah Azze ve Celle mekandan münezzeh değil mi? Ne demek senden geliyoruz sana dönüyoruz? Şu demek kardeşlerim, yani öyle bir yere gidiyoruz ki orada Maon'un çocuklarının hükmü geçmez. Şehadetten sonra o çocuklarınıza, annelerinize, kız kardeşlerinize, babalarınıza berzah aleminde, mahşerde Maon'un çocukları zulmedemez. Orada hüküm yalnız Allah'ındır. Yani senden geldik, sana gidiyoruz, sana geliyoruz ya Rabbi. Doğu Türkistan'ın şehitleriyle geliyoruz Allah'ım. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُوا مُصِيبَةٌ Sonra gelen ayet اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ Çocuklarını, kız kardeşlerini Doğu Türkistan'la şehit veren kardeşlerim, bacılarım, Allah Azze ve Celle size mağfiret ediyor, size rahmet ediyor. Allah'ın rahmet ettiği bir milletin önünde hiçbir ordu duramaz. Hiçbir güç vallahi duramadı, duramaz. Peki diyeceksiniz ki hocam nasıl olur bu? Karşımızda 2 milyara yaklaşan bir Çin var. Sonra gelen ayete bakın. İnne safa vel marvete min şa'airillah. Ne alakası var? Alaka şu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi oğlu İsmail'le alır. Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere gelir. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Orada insan yok, orada ekmek yok, orada su yok. Ama Allah Azze ve Celle emretti. Hacer annemiz de oğlu İsmail'i oraya bırakır. İbrahim Aleyhisselam geri dönerken Hacer annemiz o dağların arasında ekmeğin suyun olmadığı vadide Hazreti İbrahim'e arkadan der ki İbrahim,
beni, kucağındaki yavrumu, İsmail'imi burada bu halde bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim? Neden bizi bıraktın İbrahim Aleyhisselam? Allahu emareke bihaza. Sana bunu Allah mı emretti deyince, Hazreti İbrahim Aleyhisselam yaşlı gözleriyle geriye döner. Naam der. Evet, Allah emretti. O zaman Hacer annemiz, İzen le yudayyuna. Şimdi gidebilirsin ey İbrahim. Gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp rızkını gönderen Allah Azze ve Celle şu dağların arasında Hacer'i, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı unutmayacaktır. Kardeşlerim, inne safa vel mervete min şa'airillah. Allah'ın yardımı nasıl tecelli edecek? Doğu Türkistan yeniden hürriyetine kavuşur mu diye düşünen kardeşim, yalnız başına Hazreti Hacer, Hazreti İsmail, orada İsmail'i için koşan bir anne, Safa ile Merve arasında koşan bir anne, yalnız bir anneyi Rabbim unutmaz, ona zemzem verir, ona İsmail'ine sahip çıkar. Şimdi 1.800.000.000 Müslüman oraya, Kabe'ye, Hazreti İsmail'in, İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı Beytullah'a yöneliyor. Yani Kur'an-ı Hakim diyor ki, ey Doğu Türkistan'ın mazlumları, yakındır Allah'ın rahmeti tecelli edecek. İsmail'e, Hacer'e, yalnız başına Mekke'de büyük bir devleti ihsan eden Allah Azze ve Celle, Doğu Türkistan'da 50 milyon mazlum, mustazap müminlere yeniden devlet ihsan edecektir Allah'ın rahmeti. Kardeşlerim, kâle fir'an ve mâ rabbul âlemîn, kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Firavun'un sarayında Hazreti Musa Aleyhisselam meydan okuyordu, meydan. Meydan okuyan bir Musa Aleyhisselam var. Orada men demesi lazım ama ma getirmiş. Kâle fir'an ve mâ rabbul âlemîn. Ne demek alemlerin Rabbi? Kimdir senin Rabbin? Benim karşımda hangi din, hangi Allah'tan bahsediyorsun? Öyle diyordu Firavun. Kâle rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ. Benim Rabbim Mao değil. Benim kitabım Mao'nun kızıl kitabı değil. Ben yer ve göklerin, onun arasında neler varsa onların, bütün kainatın sahibi Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir benim Rabbim diyen Hazreti Musa Aleyhisselam gibi, siz Doğu Türkistan'da, kamplarda, zindanlarda, yerin altındaki medreselerde, oralarda çocuklarına Kur'an-ı Hakim'i ezberleten anneler olarak, babalar olarak diyorsunuz ki, ey Mao'nun çocukları, bizim önümüzde Hazreti Musa Aleyhisselam var, bizim önümüzde Hazreti Muhammed Aleyhisselam var, bizim Rabbimiz yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir diyorsunuz. Kardeşlerim, elbette uzun konuşmak lazım. Çünkü siz bir destan yazıyorsunuz. Gazze'de bir kardeşim şehit olsa akşam ajanslara düşer. Facebook'ta, Twitter'da görürsünüz. Ama Doğu Türkistan zindanlarında günde 10, günde 100 Müslüman kardeşimiz, hanım kardeşimiz şehit olur. Ama siz onları yükleyemezsiniz. Dünya kör, dünya sağır. Ama unutmayın, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ. Dağlar gibi odunlar yığmışlar,
Ateş her şeyi yakardı, Hazreti İbrahim'i de yakamamışlardı. Yakamamıştı Nemrut Hazreti İbrahim'i. Çin eşkıyası, ümmet, ben, o, şu, bu, sessiz kalsa da yakamayacaklar Kaşgar'ı, yakamayacaklar gök bayrağı, yakamayacaklar Allah'ın inayetiyle Doğu Türkistan'ı. Şu ayette bitireyim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah Azze ve Celle emir verdi. Sandukanın içine koy buyurdu, Musa'nı koydu. Hangi anne koyabilir? Koydu. Sonra Allah Azze ve Celle buyurdu ki فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٍّ. Biz Musa'yı aleyhisselamı ağlayarak o sandukanın içine koyan annesine döndürdük. Kardeşlerim, Doğu Türkistan'dan alemi İslam'a yayılan hafız kardeşlerim, 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında Ahmetler, Abdussametler, Abdüsselamlar, 10 yaşındaki hediyeler çarşaflarıyla, örtüleriyle Allah Resulü Aleyhisselam'a aidiyetini izhar edenler, eğer siz istikamet halinize devam ederseniz, beraberliğinizi, birlikteliğinizi korursanız, nasıl ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi yavrusu Firavun tarafından boğazlanacağı zaman onu bir sandukanın içine koydu, nehrinin nehrine bıraktı. Şu kadar zaman sonra Allah Azze ve Celle vaat ettiği gibi Musa Aleyhisselam'ı annesine döndürdüyse, bu ayet sana diyor ki ey 10 yaşındaki hediyeler, Zeynepler, Abdussametler, Kur'an-ı Hakim'e olan sadakatinizi korursanız, şu sarıklı dedelerinize sadakat gösterirseniz, فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٍّ. Anneleriniz, ağlayan annelerinizin göz nuru olacaksınız, döneceksiniz Doğu Türkistan'a, gök bayrakla, al bayrakla döneceksiniz. Anneleriniz sizi karşılarken Allah'ın vaadinin hak olduğunu görecekler. Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, yol bellidir. Allah Resulü Aleyhisselam'a dönersek, bütün varlığımıza, varlığımızla ittiba edersek, o yol Tuğrul Bey'e, Salahaddin-i Eyyubi'ye, Ertuğrul Gazi'ye açıldığı gibi Doğu Türkistan'ın yolu, Arakan'ın yolu, Bağdat'ın, Şam'ın yolu, mazlumların, mustazafların yolu yeniden açılacaktır. İz bellidir. İzde kalırsanız geleceğiniz fetihtir. İstikbaliniz, ufkunuz, gelecekteki Doğu Türkistan, İslam devletimiz şimdiden mübarek olsun. Rabbime emanet olun. Biz size karşı vazifemizi ifa edemediğimizden dolayı kardeşlerim adına hepinizden hak helalli istirham eder. Sizi emanetleri zayi etmeyen, ateşlerin içinde İbrahim Aleyhisselam'ı koruyan Rabbime, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbine emanet ediyorum. Kardeşlerime, hocalarıma, Doğu Türkistan'ın kahramanlarına, hepinize ela inne nasrallahi karib, yakın bir zamanda büyük bir fethin olduğunu müjdesini vererek Allah Azze ve Celle'ye emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.